Merhaba canlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Bencil Banaz adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Geçen hafta hatırlarsanız İsa Ruhullah kendi memleketindeyken, Nasra kentindeyken bir sinagoga gitti. Bir şey okudu Mesih hakkında. Ve dedi ki bugün bu yazı sizin aranızda gerçekleşti. Yani ne demek istiyor? Ben Mesih'im demek istiyor. Şimdi oradaki halk, dinleyenler, oh çok güzel konuşuyor filan diyorlar ama bir cümle ekliyor, her şeyi mahvediyor. Ne diyorlar? Ama dur ya, bu bizim Yusuf'un oğlu değil mi? O cümleyle ne ima ediyorlar? Bir sürü şey var orada aslında. Bu bizden ya, bu peygamber olamaz. İyi çocuk ama... Ama hemşerih yani peygamber olamaz gibi bir düşünce. Yani bu hemşehricilik biraz imanı mahveder. Çünkü bu önemli olamaz. Bizden çünkü. Bizden olduğu için çok önemli bir şey değil ya. Bunu tanıyoruz. Bunu babasını tanıyoruz. Hatta çocukken şunu yaptı, bunu yaptı. Hatırlar mısın kerata falan? Yani hafif tatlı bir küçümsemeler oluyor. Ve... iman gidiyor. Artı şu oluyor, bu hemşehricilik bir menfaat, bir çıkar, bir fırsatçılık yolu oluyor. Hangi anlamda? Yani bakıyorlar, tamam peygamber olmaz ama iyi çocuk, hem mucizeler yapıyormuş. Başka şehirde, Kefernahum'da mucizeler yapmış. Burada yapsın. Ne güzel, bütün halkımız şifa bulsun, ne hastamız varsa hepsi şifa bulsun. Artı, yani madem Nasıralı bizim gibi hemşeri, burada yapsın, böyle bir şifacılık merkezi açalım ona. O orada şifa versin herkese, herkes gelsin buraya şifa almaya. Sonra gelmişken otelimizde kalır. Pansiyonlarımızda kalır, işte restoranlarımız, lokantalarımızda yemek yer, döner büfemiz filan. Yani tamamen çıkar amaçlı bir düşünce tarzı. İsa bunu fark ediyor, yani seziyor. Böyle bir yere doğru gidiyor ve diyor ki, siz kesin bu atasözü önüme süreceksiniz. Ey tabip, kendine şifa ver. Bu eski bir tabir, eski bir atasözü. Ey tabip kendine şifa ver diyorlarmış. Ne demek? Yani madem tabipsin, kendine, kendi ailesine, kendi akrabalarına, kendi eş dostuna, kendi hemşerilerine şifa dağıt. Ne güzel, yürüyen iki ayaklı hastane olursun. Hiçbir hastamız kalmaz. Bir sağlık sigortası gibi bir adamsın. Ne güzel. Artı dediğim gibi... hadi hemşerim, yani bize de bir faydan dokunsun madem şifa veriyorsun, madem mucizeler yapıyorsun. Burada sirk gibi bir şeyler yap, mucizeler, biz de faydalanalım. Bu menfaatçiliktir, çıkarcılıktır, fırsatçılıktır. Ve imanlarını kör ediyor. Hatta İsa ne diyor? İkinci bir atasözü söylüyor. Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez diyor. Bu tamamen bencil, egoist, zübük düşüncelere karşı iki misal anlatıyor. Birincisi diyor ki İlyas peygamberin zamanında bir kıtlık oldu. Memlekette bir sürü dul kadın vardı. Çok. Ama İlyas peygamber hiçbirine yardım etmedi. Gidip ta Suriye, Lübnan tarafında Sayda kentine gidiyor. Gayri Yahudi, Yahudi olmayan bir dul kadına yardım ediyor. Yani Yahudilerin gözünde bunlar gavur ya. İlyas gidiyor, onlardan birine yardım ediyor. Yahudi değil. İkinci misal, İlyas'ın halefi, onun hırkasını miras alan Elyasa peygamberin zamanında
Memlekette bir sürü cüzamlı vardı. Ama hiçbirine şifa vermedi. Tamamen yabancı, tırnaklar içinde gavur, Asurlu, Suriyeli bir adam ta oradan geliyor, cüzamlı, ona şifa veriyor. Yahudi değil, gayri Yahudi. Şimdi dinleyenler çok kızıyorlar, küplere biniyorlar. İsa'ya saldıracaklardı ama saldıramadılar. Kıssadan hisse bencil, bağnaz, yobaz olmamak gerekiyor. Evet, paylaşıyorum. Sırada halka öğreti, halka öğreti, halka öğreti. Hepize, hepize dememek gerek, dememek gerek, dememek gerek. Nasıralılara bunu anlattı. Bunu anladı, bunu anladı. Böyle bencil bağnaz olmamak gerek, olmamak gerek, olmamak gerek. İlyas peygamberin vaktinde dedi, vaktinde dedi, vaktinde dedi. Diyarında birçok dular var idi, dular var idi, dular var idi. İlyas yabancıya yardım eyledi, yardım eyledi, yardım eyledi. Böyle bencil bağnaz ey dost olmamak gerek, olmamak gerek, olmamak gerek. Elyas'a peygamberin zamanında, zamanında, zamanında. Cüzamlı çoktu kendi diyarında, diyarında, diyarında. Hiçbiri bulmadı şifa vatanda, şifa vatanda, şifa vatanda. Böyle bencil bağnaz olmamak gerek, olmamak gerek, olmamak gerek. Şifa bulan ise bir yabancıydı, bir yabancıydı, bir yabancıydı. Naman adında bir Suriyeliydi, Suriyeliydi, Suriyeliydi. Tek şifalanan can bir ecnebiydi, bir ecnebiydi, bir ecnebiydi. Böyle bencil bağnaz hey dost olmamak gerek, olmamak gerek, olmamak gerek. Bunu duyunca küplere bindiler, küplere bindiler, küplere bindiler.
yabancıları sevme sandılar, sevme sandılar, sevme sandılar. Şah İhsan'ın sözüne gücendiler, gücendiler, gücendiler. Böyle bence yuvanaz olmamak gerek, olmamak gerek, olmamak gerek. Kervanım Cenab-ı Hak ayrım etmez, Hak ayrım etmez, canlar Hak ayrım etmez. Hiçbir halkı elin tersiyle itmez, canım tersiyle itmez, tersiyle itmez. Kimseyi elinin üstünde tutmaz, ey dost üstünde tutmaz, canlar üstünde tutmaz. Böyle bencil banaz, hey dost olmamak gerek, olmamak gerek, olmamak gerek. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Cenab-ı Hak ayrım etmez. Hiçbir halkı elin tersiyle itmez. Kimseyi elinin üstünde tutmaz. Yani böyle bağnaz, yobaz, hep bize, hep bize, biz, biz, hep biz düşünceleri tümden yanlış. Hak her insana sevdiği gibi biz de her insanı sevelim. Bencil, bağnaz, yobaz, hep bize, hep bize, hemşericilik bir çıkar yolu, bir menfaat yolu olarak bakmamak lazım. Tamam, yani dayanışma, yardımlaşma var. Ama ondan öte hep bize, hep bize, biz üstün insanlarız, o yabancılar kötüdürler, çöptürler, işte aşağılıktırlar. Yani öyle düşünceleri kesinlikle kapılmamak lazım. Siz de zaten biliyorsunuz bunu, yani 72 millete aynı gözle bakmak lazım. Evet, inşallah beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.